Başladık. Moleküler tanı yöntemleri 1 dersinin, PCR elektroforez dersinin ikinci kısmına başladık arkadaşlar. Bir 5-6 tane slide'ım kaldı. Fakat yaklaşık 15-20 dakika zannederim 40 dakika sürmeyecek. 15-20 dakikada bu ikinci kısmı da anlatacağım ve bu dersimizi de böylece görmüş, işlemiş olacağız. Bu Zoom programının böyle 40 dakika yapması iyi aslında. 40 dakikadan uzun tutmak zaten bir insanın aklının almasını zaten biraz da hızlı anlatıyorum. Detaylarına çok fazla giremiyorum. Anlaması için yeterli bir süre, gayet memnunum aslında bu durumdan. 40'ar dakikalık çekiyorum ama bu ders muhtemelen herhalde 15-20 dakika falan ancak sürer. Ale spesifik oligonükleotidi gördük arkadaşlar. Hemen şunu bir daha unuttum alayım. Aldım. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi bu HLA-B27'de alel spesifik oligonükleotidi anlatmaya devam edeceğim size. Dediğim gibi bunlar en temel genetik bilgiler, en temel testler, olmazsa olmaz. Şu an halihazırda rutin, şu HLA-B27 testini halihazırda rutin laboratuvarda yapmış olduğumuz bir testi anlatacağım size. Yani laboratuvarda halihazırda yapıyoruz bunu. Halihazırda kullandığımız bir yöntem. Eski, çok eski bir yöntem olmasına rağmen çok geçerli ve çok kullanışlı bir yöntem. O yüzden yani yavaş yavaş real-time PCR'la falan bu jeli elektroforez yöntemleri kalkıyor piyasadan ama yine de en ucuz, en kullanışlı yöntemlerden bir tanesi. O yüzden bazen biz de aslında real-time'a geçtik ama bazen yine de bunu kullanmaya devam ediyoruz. Bazı testler için kullanmaya devam ediyoruz bunu. Şimdi burada ale spesifik oligonükleotide devam edeceğim. Yani aynı yöntem, aynı sistem. Bunu da daha böyle az öncekini daha detaylı, daha rahat anlayabilmeniz açısından anlatmak istiyorum, göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şimdi bakın. Biz HLA-B27 testini yaparken HLA-B27 bu ne demek? Her insanda HLA'nın farklı farklı türleri var. HLA-B27 bunlardan bir tanesi. HLA-B27 normalde bizim HLA'larımızın değişkenliği hastalık yapıcı faktör değildir. Yani hastalık yapmaz. Polimorfizmdir. Mutasyonlardan aldık da anlattık ya. Hastalığa yatkınlık oluşturur fakat hastalık yapmaz. İşte burada bir hastalığa yatkınlık mevzusu var arkadaşlar. HLA-B27 şöyledir. Ankilozan spondilit, bu özellikle bel bölgelerinde falan omuriliklerin kireçlenmesi, birbirine yapışması, ağırlaşması, 30 yaşlardan sonra daha ağır böyle sabah yataktan kalkmakta zorlandıran, antiinflamatuvar ilaçlar kullanılması gereken, hatta TNF, alfa TNF şeyleri, neydi, antagonistleri kullanması gereken bir grup, bir hastalık türü. Anki şöyle bir durumu var HLA-B27'nin. Her ankilozan spondilitli hastada HLA-B27 bulunmak zorunda değil. Yani HLA-B27 bulunmaz. Fakat ankilozan spondilitli hastaların %95'inden fazlasında HLA-B27 vardır. Bu ne demektir? HLA-B27 illa hastalık yapacak diye bir kaide yoktur. Yani her HLA-B27'si bulunanda hastalık bulunmadığına göre illa hastalık yapacak diye bir kaide yoktur. Fakat ankilozan spondilitte hastaların %95'inden fazlasına, yani ankilozan spondilit hastalığına sahip olan, hastalığı bulunan hastaların %95'inden fazlasında HLA-B27 vardır. Bu demektir ki HLA-B27 hastalık yapıcı, direkt hastalık yapıcı bir gen değil fakat hastalığa yatkınlık oluşturan bir gendir. Şimdi biz de hastalarda ankilozan spondilit var mı yok mu diye şüphelenilen hastalarda bu HLA-B27 var mı yok mu diye bakmamız gerekiyor ve bakıyoruz. Nasıl bakıyoruz? Şimdi HLA-B27'nin primerlerini yapıyoruz. Bakın burada şu ikinci primeri katmayın. Bu bir kontrol. Şurada iki dediğim bir kontrol primeri. Şu ilk iki primere bakın arkadaşlar. Sense dediğimiz forward primer, antisense dediğimiz reverse primer. Bu iki primeri yaklaşık kaç? Ha, şurada yazıyor zaten. 19 nükleotit uzunluğundaki bu primerlerle demek ki biz bu bölgeyi, biz bu gen bölgesini elde edebiliyormuşuz, çoğaltabiliyormuşuz. Daha uzun yapmamıza gerek yok. Yani şuradaki bir tane nükleotidin farklılığı bunu ya götürüp başka bir yere bağlatacaktır, bağlamasına neden olacaktır. Ya da hiç bağlanamamasına neden olacaktır. Eğer öyle bir dizi yoksa DNA'da, genomda. Ama biz bu 19 tane nükleotitle rahatlıkla bu bölgeyi, demek ki bu nükleotit, bu oligonükleotit gidip HLA-B27'nin ön bölgesine bağlanabilme ya da içinde bir yere bağlanabilme. Çünkü burada HLA-B27 var mı yok mu tespit edeceğiz biz. Az önceki ASO'daki gibi. Gidip bir bölgesine HLA-B27 bulunan kişilerin, şahısların bir bölgesine bağlanabilmesi, net bir şekilde bağlanabilmesi mümkün bu primerin, bu oligonükleotidin. Ve uzunluğu 19 nükleotit uzunluğunda. Bakın.
Bunu yapıyoruz. Hem öne bağlanacak hem arkaya bağlanacak iki primer. Birisi sense, birisi antisense diye geçmiş burada. Biz bunlara forward ve reverse diyoruz. Bunları yaptık. Hastanın DNA'sını aldık, tüpe koyduk. Üstüne bu primerleri koyduk. Her iki primeri de koyduk. Bakın çalışma sistemi böyle. İki, hem forward hem reverse'ı beraber koyarsınız. Şimdi bunu koyduk fakat bizim burada bir de hani DNA'yı elde edebilmiş miyiz? Elde etmiş olduğumuz DNA bizim işimizi görecek mi? Her zaman, her çalışmada, bu çalışmaların hemen hepsini az önce ASO'da vermedim, burada veriyorum bu bilgiyi. ASO'da da mutlaka bir kontrol gen kullanmanızla. ASO'nun hepsinde, bütün çalışmalarda bir kontrol gen kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Nasıl bir gen? Bakın burada şeyi kullanmışız. P53. P53'ü geçen derste bahsetmiştim sizde. Genomun bekçisi herkeste olmazsa olmaz, olması gereken bir gen. Exon 8'i en stabil, herkeste olmazsa olmaz bir gen. Bir de bu housekeeping gen diyoruz bunlara ya da internal kontrol geni diyoruz. Bu genlerin de bir kısmını çoğaltmamız lazım ki herkeste var. Şimdi hala beyin miydin herkeste var olup olmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla eğer yoksa bu primerler, eğer o kişide hala beyin miydi yoksa bu primer bağlanıp çalışmayacaktır değil mi? O bölgeyi çoğaltmayacaktır. Dolayısıyla çoğalmamışsa eğer biz oraya su mu koyduk, DNA koyduk mu, koymadık mı, nasıl ayırt edeceğiz biz bunu? Ayırt edebilmemiz için ikinci bir gen primerleri daha koyuyoruz aynı tüpün içerisine. Aynı şahısta var olması gereken, var olduğunu bildiğimiz housekeeping bir genin primerlerini daha koyuyoruz. Bakın bu primerlere bakın 25 baz per uzunluğunda. Forward primer, reverse primer 25 baz uzunluğunda her ikisi de. Çünkü demek ki 25 bazla ancak ve ancak bu bölgeyi, sadece bu bölgeyi elde edebileceğimiz bir dizi elde edebiliyoruz. Yani sadece bu bölgeye bağlanması için 25 nükleotitlik bir oligonükleotit, bir DNA parçacığı kullanmamız gerekiyor. Bunu da yapıyoruz arkadaşlar. Bunları da yapıyoruz. Ayrı tüp içerisine koyuyoruz. PCR sıcaklıklarını ayarlıyoruz. Her iki geni de ortak çalışabilecek şekilde PCR sıcaklıklarını ayarlıyoruz. PCR'ı çalıştırıyoruz. Biz bu testi çalışırken her hasta için iki kuyu kullanıyoruz. Kontrol edebilmek için. Kendimizi kontrol edebilmek doğru bilgi. Çünkü burada bizim genetik testinin şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Vermiş olduğunuz bilgi test sonucu kimlik kartı gibidir. Yani hani diğer laboratuvarların şeylerini falan hani değişkendir. Bir lökosit miktarı değişkendir. Bir ASO, CRP, şu bu falan her insanda değişkendir. Değişkenlik gösterebilir. Ama bizim eğer bu gen var ya da yok demişsek eğer bu kimlik kartı gibi bilgidir. Yarın bir gün dünyanın neresine giderseniz gidin bu bilgiyi değiştirme şansınız bu vardı, eskiden vardı, şimdi yok demek gibi bir şansınız yok. O yüzden biz bu bilgiyi çok net bir şekilde vermek zorundayız ve bundan sorumluyuz. Sorumluluk arz eden bir şeydir. Yani ben bugün hala B27'si vardı bu hastanın, yarın yoktu demek gibi bir şansım kesinlikle yok. Dolayısıyla ben bu bilgiyi net bir şekilde, biz bu bilgiyi net bir şekilde verebilmek için iki kuyu kullanıyoruz. Yani kendimizi kontrol ediyoruz, testimizi kontrol ediyoruz ve kontrol edebilmek için ayrıca bir de ne yapıyoruz? İnternal kontrol, bakın housekeeping bir gen kullanıyoruz ki yanlış ve hata yapmayalım, tam ve doğru bir bilgi verelim. Çünkü geri dönüşümü yoktur bu bilgi, vermiş olduğunuz bu bilginin geri dönüşümü yoktur. Şimdi bir hastadan kanı alıyoruz, bir tüpe bu primerlerin dördünü koyuyoruz. Şunu düşünmeyin, bunu bazen ekstrem durumlarda kullanıyoruz. Şu antisensin altında yazan ikinci diziyi, bunu hiç görmeyin. Şu 20 baz per uzunluğundaki bunu görmeyin. Bunu bazen ekstrem durumlarda kullanıyoruz. Şu dört, iki tane üstünden, iki tane almak üzere dört tane primeri birinci tüpün, birinci kuyuya yüklediğimiz birinci tüpün içerisine koyuyoruz. Aynı şekilde ikinci tüpün içerisine de aynı nükleotit, aynı oligonükleotitleri koyuyoruz, aynı primerleri koyuyoruz ve bir hasta için iki tüp PCR'a koyuyoruz, çalışıyoruz. Sonra getirip jele yüklüyoruz bakın arkadaşlar. Jele yüklüyoruz. Jelde yürütüyoruz ve karşımıza böyle farklı farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Ne demektir bu görüntüler? Şimdi bunları analiz edelim. Şimdi bakın, şurada iki tane bant görüyorsunuz. Biz bunlara bant deriz. İki tane bant görüyorsunuz. Biri daha hızlı yürümüş, biraz daha soluk ama önemli değil. Solukluğu önemli değildi, miktarıyla alakalıydı. Birisi çok biraz daha geç yürümüş, daha parlak bir bölge. Bu ne demektir şimdi arkadaşlar? Bu ne demektir biliyor musunuz? Şu hızlı yürüyen, alttaki soluk olan bant neyin bandıdır? Bakın şurada bant uzunluklarını vermişiz. Görüyor musunuz bakın? Şu primerlerin çoğalttığı dizi 149-150 bant uzunluğundaymış. Değil mi? Peki şu primerlerin çoğalttığı dizi, aynı insanda çoğalttığı dizi
210-236 baz uzunluğundaymış. O zaman ne demektir? Şu hızlı yürüyen, daha hızlı yürüyen bant HLA-B27'nin bandı mıdır? Evet, öyledir. Peki daha fazla, daha geç yürüyen, daha yavaş yürüyen bantta daha uzun olan şu P53'ün bandı mıdır? Evet, aynen öyledir. Demek ki bizim bu tüpte hem hastanın PL3'ü çoğalmış hem de HLA-B27 bölgesi çoğalmış. O zaman ne diyoruz biz buna? Diyoruz ki, şimdi ikinci tüpte de aynısını görüyoruz. Diyoruz ki evet, bu hastada B27 pozitiftir. B27'si, B27 geni, B27 dizisi bu hastada vardır demektir. Peki şu ikisine bakalım. Şu ikisine bakalım ki analizimizi doğru yapalım. Bakıyoruz burada P53'ün bandı görüyoruz. Aynı sıradalar değil mi? Aynı uzun, aynı bölgedeler, aynı sıradalar. P53'ün bandı çoğalmış ve yürümüş. Ama B27 var mı? Hayır, yok. O zaman ne diyoruz? Bu hastanın B27'si negatiftir. Peki ben eğer bu koymuş olduğum kuyuda şunlar yürümemiş olsa ne diyeceğim? Diyeceğim ki ben bu PCR'ı yanlış yapmışım. Ben bu PCR'a su koymamışım. DNA koymamışım. Bu PCR'a primer koymamışım. DNTP koymamışım vesaire gibi handikaplar düşüreceğim. O yüzden benim bu bantları görmem şart. Demek ki bu bantlar çoğalabiliyorsa eğer HLA-B27 varsa onlar da çoğalacak demektir. Değil mi arkadaşlar? O yüzden iki tane. Ola ki bir tanesine, tüplerin bir tanesine yanlışlıkla primer koydum. Bir tanesine koymadım. O yüzden iki bandı beraber görmemiz gerekiyor. İki bantta da her ikisinde de beraber aynı şekli, aynı bandı görmemiz gerekiyor. Bakın burası ikinci hastanın iki bandı. Burası üçüncü hastanın iki bandı. Burası dördüncü hastanın iki bandı. Dördüncü hasta neymiş? O da pozitifmiş değil mi? Beşinci hasta negatif. 6 ve 7'ye pozitif diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. İşte bizim analizlerimiz, moleküler metotların temeli olan ASO analizleriyle bu şekilde hastalarımızda bir geni araştırırken var mı yok muyu bu şekilde tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Az önce bahsetmiş olduğum orak hücreli beta genindeki beta geni dizisini analiz etmemiz gibi. Orada ne yapıyorduk? Orada bölgeye özgü bir, yani mutasyona özgü bir dizi koyuyorduk. Ama burada bölgeye özgü, bir gene özgü bir dizi koyuyoruz ve o genin varlığını, yokluğunu böylelikle rahatlıkla tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki görüntüler çok net değil ama yine de görebilirsiniz. Bakın şuradaki hasta, iki bant bir hastanın pozitif, ikinci hasta negatif görüyorsunuz. Üçüncü hasta yine pozitif, dördüncü hasta negatif. Şurada ikinci hasta pozitif. Tabii biz buraya hangi hastaları koyduğumuzu biliyoruz. İkinci hasta, şurasını 4 dersek şurada 5. hasta yine pozitif. Diğerlerine bakıyoruz, tek bant var. Demek ki bu çoğalan bantlar P53'ün bantları. Her zaman biliyoruz ki P53'ün bantları daha geride kalacak. Çünkü daha uzun bir bölge elde ediyoruz. Daha geride kalmışlar ve bu hastalara da negatif diyoruz. Testimizi böylece yorumluyoruz, değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bakın burada çok net bir görüntü var. Çok güzel bir görüntü var. Yine bizim, bunların hepsi bizim çalışmalarımızın görüntüsü. Yani bizim çalışmalarımızın görüntülerinden anlatıyorum. Pozitif. Birinci hasta. Genelde birinci bölgeye daha önce pozitif bulmuş olduğumuz bir hastayı hem de teyit etmek amaçlı koyarız ve bu pozitif bantları net bir şekilde görmek isteriz. Bakın üçüncü hasta çok net pozitif. Kaçıncı hastaysa burası da çok net pozitif. Diğerleri hep negatif. Çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi RFRP'ye gelelim. RFRP'de farklı bir yöntem. Bu da yine bizim analiz yöntemlerimizden bir tanesi. Yine benzer bir metot. Dediğim gibi bunlar, bakın bundan sonra anlatacağım dersleri daha iyi anlamanız, bundan sonraki modern teknolojik yöntemleri daha iyi anlamanız açısından böyle detaylı anlatıyorum ki o yöntemler, o metotlar hep bu metotların geliştirilmiş halleri. Yani bunların üzerine konulmuş, geliştirilmiş yöntemler ve metotlar. O yüzden bunları iyi anlamanız, 15 dakika olmuş. Bunları iyi anlamanızı istiyorum. Arkadaşlar, genlerimizde, bizim genlerimizde bazı palindromik bölgeler dediğimiz, palindromik böyle tersiyle kendisi aynı olan diziler vardır. Şimdi bakın bu özel bir yöntem. Bunu özel bölgelere kullanabilirsiniz. Her bölgeye kullanamazsınız. Her genom dizisine, her mutasyona kullanamazsınız. Bunlar özel bölgelerdir ama ilk kullanılan, en önemli teşhis amaçlı kullanılan, analiz amaçlı kullanılan yöntemlerden biridir. Palindromik bölgeye dikkat eder misiniz? Bakın G, A, A, T, T, C. Hemen karşı diziye bakıyoruz. G, A, A, T, T, C'yi burada da görüyoruz. Yani böyle bir ne var? Aynı bölgenin tekrarı tersten diğer bölgede var. Bunları palindromik bölge diyoruz. Çünkü biz burada kullanmış olduğumuz
bazı enzimler var. Şimdi biz DNA'nın, dedim ya size, uzun zincirini kolay kolay kıramıyoruz. Sıcaklıkta falan kıramıyoruz. Başka faktörler, başka şeyler gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi restriksiyon enzimleri dediğimiz. Burada yazan bir yer var mı? Restriksiyon enzimleri dediğimiz kesen enzimler var. Bu kesen enzimleri kullanarak da analiz yapabiliyoruz. Ha şurada yazıyor bakın, restriksiyon enzimleri. Restriksiyon enzimlerini kullanarak bunu yapabiliyoruz. Restriksiyon kesme demek, fragment parça demek, uzunluk polimorfizmi. Keselen parçaların uzunluk polimorfizmi olarak adlandırılan bir yöntem bu arkadaşlar. Mutlaka PCR'la kullanılan, SNP'ler ve mutasyonları analiz edebilen bir yöntem. Tekrar ediyorum. Bazı kesen bakterilerden elde edilen ya da elde edildiği bakteriye göre isimlendirilen, mesela bu Escherichia coli'den elde edilmiş bir kesici enzim. Bakteriler biliyorsunuz genellikle etkilerini yaparken işte DNA kesme, virüsler özellikle parçalama gibi özelliklerini de kullanırlar. O yüzden bunlardan elde edilen bazı enzimlerdir. Ve bu enzimlerin özelliği, bakın burada da bir palindromik bölge göreceksiniz. GAATTC. Tersine bakın, GAATTC. Alt dizinin tersine GAATTC. Yani ne demektir? Bu ne demektir? Bu ECOR1 dediğimiz restriksiyon enzimi, bakterilerden elde edilen restriksiyon enzimi, sadece ve sadece gelip şu bölgeyi gördüğü zaman keser demektir arkadaşlar. Şu diziyi görürse eğer keser. Başka hiçbir diziyi şu ECOR1 enzimi kesmez. Eğer bizim genomumuzda araştırmak istediğimiz bölgede böyle bu bölge ise, bu bölgede bir mutasyon var ise, bu bölgede ECOR1 enzimini kullanarak bu mutasyonun varlığını, yokluğunu rahatlıkla tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle ki devam ediyorum. Şimdi bakın, bizim mutasyon bölgemize bakıyoruz. Açıyorum, diğer slide'ı açayım. Bakın burada başka enzimlerden, enzimler HEPA1, ECOR1'i yine görüyorsunuz. HINT3, ondan sonra PST1, PSTL denilen restriksiyon enzimi. Bunlardan binlerce var. Katalogları var bunların arkadaşlar. Yüzler, yüz bin, yani yüz binlerce demeyeceğim. Binlerce böyle restriksiyon enzimi var. İşte biz bir çalışma yapacağımız zaman, bakın burada gene de aynı diziler belirlenmiş, farklı dizi var. Şu üstteki diziden bakalım. Şimdi biz şimdi hani diyeceksiniz ki biz bu mutasyonun varlığını, yokluğunu nereden biliyoruz ki? İşte OMIM'den biliyoruz arkadaşlar. OMIM diyor ki işte bu gende böyle bir mutasyon vardır. Tespit edilmiştir büyük çalışmalarla, geniş kitlesel çalışmalarla böyle bir mutasyon vardır ve bu mutasyonun etkisi böyle bir hastalık yapar diye bilgiler OMIM'de zaten. Biz de ya da mesela işte polimorfizm çalışırken, işte mesela biz şimdi diş hekimine bir şey yaptık, bir projemiz var. Amelix genindeki bazı mutasyonlar diş çürüğünün çok fazla olmasına neden olur gibi bir bilgi var. Biz de diyoruz ki biz de bakalım ki bu bilgi doğru mu? Bizim hastalarımızda da bu mutasyonlar, bu çok çürüyor olan hastalarımızda bir bakalım ki bu mutasyonlar gerçekten var mı? Bu mutasyonun etkisi ya da bu polimorfizmin etkisi, bakın polimorfizm mi mutasyon mu diye çok ayırt edemiyoruz şu anda. O gende bazı değişiklikler, single nükleotit polimorfizmler var, SNP'ler var ve bu SNP'lerin etkisi acaba gerçekten çürüye etkili mi değil mi? Ya da bu hastalarımızda bu SNP'ler var mı? Hangi SNP'ler var etkili diye bir araştırma yapıyoruz. Ve bu araştırma, yani tabii bu yöntemle yapmıyoruz ama bu yöntemle yapacak olursak o SNP'lerin olduğu bölgelere bakıyoruz. Bakıyoruz ki bu bölgede öncelikle palindromik bölge mi? Yani bu bölgenin tersi alt tarafta da var mı? Alt dizide de bu bölgenin tersi var mı? Palindromik bölge mi? Önce bunu tespit ediyoruz. O yüzden bu yöntem her çalışmada, her mutasyonda, her polimorfizmde çok kullanışlı bir yöntem değil aslında. Bakıyoruz ki bu bölgede böyle bir palindromik bölge var mı? Mutasyonumuzun sağında, solunda böyle palindromik bir bölge var mı? Yani mutasyonumuzun bulunduğu yerde böyle bir bölge var mı? Eğer var ise yaşadık. Ve bu palindromik bölgeyi kesen bir restriksiyon enzimi var mı? Önce palindromik bir bölgenin varlığını teyit ettik. Var. Dizilerine baktık. Sağına soluna baktık. Var. Ve bu bölgeyi kesen bir restriksiyon enzimi var mı? Sonra ona bakıyoruz. Hemen giriyoruz kataloglara, sistemlere, restriksiyon enzimlerin sistemlerine. Firmalar bunları bakterilerden elde ediyorlar. Satışa sunuyorlar. Diyoruz ki kardeşim bana şu işte diyelim ki HPA1 enzimi, bu restriksiyon, bu bölgeyi kesen bir enzim olduğunu görüyoruz ve bir tespit ediyoruz.
Firmalara sipariş veriyoruz. Diyoruz ki bana HPA1 enzimini getir. HPA1 enzimini getiriyorlar. Biz önce bakın yine her zaman olduğu gibi PCR'la o keseceğimiz bölgeyi çok uzun tutmayacağız bu sefer. Kısa tutacağız. Çünkü hani bu enzimin gidip başka bölgeleri kesmesine izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Yani kısa bir bölge yapacağız ki sadece o bölge içine alan bir dizi, bir çoğaltma bizim için yeterli. Yani şu mutasyonu tespit edeceğimiz bölgeyi içine alan bir diziyi önünden sonuna 100-150 baz uzunluğunda tespit çoğaltmamız bizim için yeterli. Çoğalttık, 100 baz uzunluğunda bir bölgeyi tespit ettik, primerlerini oluşturup önce PCR'la bu bölgeyi bol miktarda 2 milyon küsür miktarında 30-35 siklusta çoğaltıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyoruz? Getiriyoruz. Bu enzimlerin genellikle çalışma sıcaklığı 37 santigrat derecedir. Normal bakterilerden elde edildiği için genellikle. Ama alten farklılıkları var mıdır? Vardır evet. Çoğaltmış olduğumuz amplikonları, fragmentları tüpe koyuyoruz. Üzerine de bu enzimi koyuyoruz. Etüve koyuyoruz. Bir gece overnight yapıyoruz. 37 santigrat derecede bir gece bunu bekletiyoruz. Neden? Şu enzim 37 santigrat derecede aktif. 37 santigrat derecede gelecek, bu diziyi bulacak ve bu diziyi kesecek. Kesmesi lazım. Ve kestiriyoruz. Bir gece eğer o dizi varsa kesmesini sağlayacağız. Kesmesini sağlıyoruz. Dizi geliyor, enzim diziyi buluyor, kesiyor. Ertesi gün biz alıyoruz. Bunu şöyle getiriyoruz. Jel elektroforeze yüklüyoruz arkadaşlar. Ve jel elektroforeze bu diziyi yükleyip yani bir gece overnight yaptıktan enzimle muamele edilmiş, enzimle bekletilmiş dizilerimizi getirip elektroforeze jeli yüklüyoruz ve yüklerini artı yükü veriyoruz, eksi yükü veriyoruz ve bu DNA'nın çoğalmasını sağlıyoruz. Peki, şimdi burada 100 baz değil de 87 baz perlik bir palindromik bölgeyi almış. Şu C'den kesilme şu C'den kesilip kesilmediğini tespit etmek için. Bakın G, A, C, T, T, C. Bizim koymuş olduğumuz enzimin şurada göstermiş, A'dan şuradan keseceğini göstermiş arkadaşlar. Şuradan keseceğini göstermiş. Şimdi enzimi koyduk, şuradan kesecek bunu. Normal, şimdi burada aslında, burada enzimi seçerken, şuradan bir daha tekrar edeyim. Enzimi seçerken aslında mutasyon bölgesine, mutasyona göre de seçebilirsiniz. Normal diziye göre seçtiğiniz enzim. Eğer mutasyona göre seçemediniz mi? Normal diziye göre de bir enzim seçebilirsiniz. Normal diziyi kesmesini de isteyebilirsiniz. Mutasyon varsa kesmemesini, normal dizi varsa kesmesini isteyebilirsiniz. Dolayısıyla anlamışsınızdır umarım. Bir daha anlatayım burayı. Diyorum ki, uzatmak istemiyorum ama uzuyor. Ama bunları bilmeniz ve anlamanız lazım. Diyelim ki mutasyon bölgesine göre bir kesen enzim bulamadınız. O zaman normal diziye göre bir kesen enzim de bulabilirsiniz. Yani normal diziyi kesebilirsiniz. Onda problem yok. Normal diziyi kesebilirsiniz. Bakın burada ne yapmışlar? Burada şu diziyi kesen bir enzim koymuşlar. Bu dizi mutant dizi de olabilir, normal dizi de olabilir. Yani şuradaki C'nin değişikliği, bakın şurada C ve A değişikliği var. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu C A'ya dönüşmüş. Şimdi ben burada nasıl anlatayım? Bu C normal dizimiz olsun arkadaşlar. Normal dizimiz. C normal dizimiz. Anormalde yani mutant olan dizi de A olsun. Yani A dizi, G, A, A olan dizi mutant dizi. Şu G, A, C olan dizi de normal dizimiz olsun. Biz şimdi burada normali kesen değil de mutasyonu kesen bir enzim kullanmışız. Bakın bu çalışmada normali değil mutasyonu kesen bir enzim kullanmışız. Gördünüz mü? Şimdi tüpün içerisine koymuşuz. Normal olduğu için bakın normal dizi, hastada normal dizi olduğu zaman bunu kesememiş. Ve şurada bakın en üstte en uzun olduğu için 87 baz perlik bir dizi elde etmiştik ya. Şu maviyi aldığım kısma dikkat edin. Şurada tek bir tane bant var. Görüyor musunuz? Tek bir tane bant var. Bu ne demektir? Demek ki burada normal dizi varmış ve bu enzim bu normal diziyi kesememiş demek midir? Evet, aynen öyle demektir. Yani ben şimdi mutasyonu kesen enzim koydum ya tüpün içerisine. Dolayısıyla mutasyona göre bir enzim koydum. Mutasyonu tanıyıp kesen bir enzim koydum. Dolayısıyla eğer kişide, şahısta normal bir dizi varsa, mutasyon yoksa bunu hiç kesemez. Ve kesemeyeceği için de ne olacaktır? Çoğaltmış olduğum tamamı o 87 baz per uzunluğundaki dizinin buradaki görüntüsünü göreceğimdir. T
tek bir 87 baz terlik bir bölge gördüm. Gördünüz mü arkadaşlar? Oldu. Burayı anladık. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Şimdi biz mutasyonu kesen enzim koymuştuk ya. Koyduk. Tekrar başka bir tüp, başka bir tüpü de yaptık aynı şeyi başka bir hastada. Onu da jele yükledik. Bakın hemen bunun bir önündeki bölge. Bakıyoruz ki burada 87 hiç yok. Değil mi? 87 bazlık hiç yok ama iki tane farklı baz var. İki tane farklı bant var. Ama bunların ikisinin de boyu birbirinden farklı. O zaman demek ki zaten biz öncesinde de biliyoruz aslında bunu nereden nasıl keseceğini, hangi bazdan keseceğini öncesinden, omimden, çoğaltmış olduğumuz diziden biliyoruz ya. Bakın bir tane çok hızlı yürümüş bir bant var. Bir tane de biraz daha yavaş yürümüş bir bant var. Demek ki bu bantlardan bir tanesi 32 baz perlik bant, bir tanesi de 55 baz perlik bant olabilir mi? Yani kestiği yer, kestiği yerden bu 87 baz uzunluğundaki dizinin o kestiği yer 55. bazdan kesiliyor ve 55 ve 32 baz uzunluğunda iki tane farklı bant uzunluğunda bölge oluşturuyor. Demek ki bu hastamızda normal dizi hiç yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mutasyonlu bir tek dizi var. Normal dizi olsaydı nasıl olurdu? İşte böyle olurdu arkadaşlar. Bu hastada bir tane normal, yani iki kromozom, iki farklı kromozomdalar ya bunlar, iki ayrı kromozomdalar ya. Normal dizisi olsaydı bu hastanın şöyle bir görüntü elde ederdik arkadaşlar. Şu üçünü birlikte almışım bakın. Ne demektir şöyle bir görüntü? Demek ki bu hastada hem 87 baz perlik hiç kesilmeyen bir dizi var. Buna ne diyoruz? Homozigot diyoruz. Çünkü normal dizisi hiç yok. Homozigot mutant diyoruz arkadaşlar. Çünkü normal dizisi hiç yok bu hastanın, bu kişinin, bu şahsın. Peki buna ne diyoruz? Heterozigot diyoruz. Neden heterozigot diyoruz? Böyle geçişli anlatıyorum size ki daha iyi anlayasınız. Çünkü bir tane demek ki bunun normal dizisi varmış. Bu şahsın, bu kişinin bir tane normal dizisi varmış. Ama aynı zamanda kesilmiş iki tane daha burada bant görüyorsak eğer. Demek ki hem kesilmiş dizisi yani mutant dizisi hem de normal dizisi olan bir hastaymış bu. Dolayısıyla bu hastanın da heterozigot mutasyonu varmış diyebilir miyiz? 27. dakika oldu. Bunları ancak bu şekilde anlatabilirim. Daha iyi anlamanız açısından elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biraz uzun belki anlatabiliyorum ama elimden geldiğince en kısa ve en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyorum. Zannederim, umarım burayı da iyi bir şekilde anlamışsınızdır. Homozigot ve heterozigot mevzusu da böyle arkadaşlar. Devam edelim ve bitti. Geçmiş olsun bu haftaki dersimizi, moleküler metotları, moleküler tanı yöntemlerinin PCR ve elektroforez dersini de böylece bitirmiş oluyoruz. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Kapatıyorum arkadaşlar slaytımı. Görüşmek üzere.